Mutlu günler sevgili seyirciler. TRT Haber ekranlarına, TRT Radyo Haber hoş geldiniz. Eğitim Editörü programıyla karşınızdayız. Biz her gün bu ekranda 14.25'te TRT Haber ekranlarında sizlerleyiz. Kıymetli, değerli hocalarımızı ağırlıyoruz. Stüdyomuzda eğitimci yazar Sayın Süleyman Beledioğlu ile birlikte Türkiye'de üniversitelerin rektörlerini, akademisyenlerini bu stüdyoda konuk ediyoruz. Elbette sorularınızı da cevaplamaya gayret gösteriyoruz. İnternet, sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram adresimizden eğitim editörü adresine bizlere ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi, fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu arada bugün çok kıymetli yine isimler bu stüdyoda. Ardahan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Biber bizimle olacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Sanat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ceyda Alparslan Kuzu bizimle birlikte olacak. Hemen kendilerine döneceğim ama onun öncesinde bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Sayın Süleyman Beledioğlu da programdan sonra YouTube'dan mutlaka sizin sorularınızı cevaplamaya gayret gösteriyor ve biz de mutlaka programlarımızın bölümlerini kendi eğitim editörü adresimizden yayınlıyoruz. Yine kaçırdığınız bir yer olursa oradan izleme şansına sahip olabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olalım ve hızlıca başlayalım. Eğitim editörü başlıyor efendim. Evet efendim, hoş geldiniz tekrar stüdyomuza. Efendim hoş geldiniz. Bugün yeni bir gün ama öğrenciler için de artık sona yaklaşılan zamanın sonuna geldiğimiz bir dönem, tercih dönemi oldukça önemli öğrenciler için. Bu dönemde elbette sizleri merak ediyorlar, meslekleri merak ediyorlar, yaşam koşullarını, kampüs hayatını merak ediyorlar. Biz de oldukça bu konuda meraklıyız, sizi tanımak istiyoruz. Ceyda Hanım, sizinle başlamak istiyorum. 2017 yılında Kuzey Kıbrıs'ta kurulduğunuz sanat, tasarım, iletişim odaklı bir üniversitesiniz ve Kıbrıs'ın ve bölgenin, sadece Kıbrıs'ın değil, tek vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyorsunuz. Eğitim öğretime 2017-2018 yılında, hemen akabinde zaten başlamış bulunmaktasınız. Ve son teknolojiyle donatılmış atölyelere, laboratuvarlara sahipsiniz. Tam 11 atölye, 6 stüdyo ve 3 laboratuvarınız var. Bu oldukça önemli. Şimdi bu sayede öğrenciler öğrendiklerini de uygulama fırsatı bulabilecekleri yerlere sahip bir üniversitede okuyorlar. Şimdi teorik bilgileri tabii ki pratiğe dökmek de oldukça önemli artık günümüzde. 3 fakülteniz, 9 da bölümünüz var. Biraz butik bir de bir konsept. Biraz bölümlerinizden ve tabii ki bu süreç oldukça önemliydi. Pandemi sürecinde de online eğitimin yanı sıra da bu teknolojiyi kullanabilen üniversiteler de öğrenciler için göz önünde bulundurdukları bir kriter. Bu anlamda da bu son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarınızdan, laboratuvarlarınızdan, atölyelerinizden de özellikle bahsetmenizi rica edeceğim. Buyurunuz. Tabii, memnuniyetle. Başlamadan önce ufak bir detayı düzeltmek isterim nacizane. Bölgenin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tek vakıf üniversitesi demeyelim, ufak bir tabir hatası olacaktır. Sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek vakıf üniversitesi dememiz daha doğru olacaktır. Tabii, zaten onun öncesinde yanlış özellikle vurgu yaptım. Evet. Hem tasarım hem sanat, evet. Bunların hepsinin bir arada olduğu bir üniversite, vakıf üniversitesi. Evet. Şimdi şöyle, dediğiniz gibi 2017 yılında kurulan üniversitemiz, bahsettiğiniz gibi sanat, tasarım ve iletişim odayla bir vizyon oluşturmuş durumda. Kurucumuz Erbil Arkın yüksek bir idealist yaklaşımla yani birçok, hatta akademisyenin, sanat eğitimi almış olan akademisyenin bir ütopyası, hayali olan bir durumu gerçekleştirerek 2017 yılında bu üniversiteyi kurdu, Arukat Üniversitesi'ni. Üniversitenin bünyesindeki yapılanma, bahsettiğimiz, sizin de önden bilgi verdiğiniz stüdyoları, fiziksel koşulları, bütün bunlar, elinin altındaki imkanlar tamamen ama tamamen üniversitede bulunan öğrencilerin ve akademisyenlerin özgürce Ar-Ge yapabilmeleri, bununla birlikte günümüz koşullarına, teknolojik koşullara ayak uydurarak üretimlerini, yapabilitelerini, kapasitelerini keşfederek bunu günümüz yaşantısına
sisteme faydalı olabilmek adına kazandırmak üzere bir misyon edinmiş durumda. Şöyle bir şey düşünüyoruz biz baktığımız zaman hem içeriden hem dışarıdan. Üniversitenin yapılanmasında bu imkanlar, bu öngörülerle oluşturulan imkanlar yine Arukat Üniversitesi'nin kuruluş öngörüsü altında söyleyebiliyoruz bunu. Birçok üniversiteye örnek teşkil edebilecek bir yapı üzerine hızla ilerleme göstermekte. Şöyle ki hem teorik bilgiyi uygulamayla birlikte harmanlayarak bir nevi uygulama odaklı öğrenimi teşvik eden ve bunun içinde bütün imkanlarını öğrencinin üretimine ve bu üretimin olabildiğince iyi noktalara taşınabilmesi ve örnek teşkil edebilmesi ve hatta ödüllendirilebilmesi odağıyla hareketine neden olan bir prensiple işleyişine devam etmekte üniversitemiz. Bu bakımdan gerçekten bölgenin, adanın ve hatta Türkiye ile birlikte ada halkının da parmakla işaret ettiği bir kuruluş vasfına sahip diyebiliriz. Bununla birlikte öğrencilerimizi bir süredir burada eğitim vermeye başladık ve yeni bir yapılanmamız söz konusu. YÖK ile olan anlaşmalarımız ve gerekli kriterleri yerine getirmemizle birlikte artık akreditasyonumuz, Türkiye ile olan akreditasyonumuz da sağlanmış bulunmakta. Bu çok önemli bir detay. Kesinlikle. Hem aday öğrencilerimiz için hem mevcut öğrencilerimiz için hem de ülkelerin geleceği, eğitim alanındaki geleceğine ışık tutması açısından şöyle ki bu aslında bir vakıf üniversitesi olarak bu akreditasyonla birlikte bu üniversitenin hiçbir kar amacı gütmeyen bir üniversite olduğunun altını çizen bir durum her şeyden önce. Dolayısıyla bütün emeğimiz, bütün çabamız tamamen sanat ve sanat eğitimi odaklı bir yapılanmaya destek verme üzerine hareketler bütününe dönüşmekte. Bu da hani nereden baksanız tabii ki öncelikli olarak tercih edilecek bir durumdur diye düşünüyorum. Keza ben burada hem Arukat Üniversitesi'nin bir temsilcisi hem de diğer taraftan bir veli olarak da bulunuyorum. Dolayısıyla biraz daha böyle aday öğrenciler ve velilerin bakış açılarından da hani empati kurmaya çalıştığım zaman gerçekten Arukat Üniversitesi sunduğu imkanlarla ziyadesiyle geleceğe yönelik birçok kapıyı açabilecek öğrenci için ona bu anahtarları sağlayabilecek bir yapıya sahip olduğunun da göstergesi. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdiden döneceğim size. Ardahan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Biber'le devam etmek istiyorum efendim. Yeniden hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet, sizin de üniversitenizde oldukça fazla bölüm var, fakülteler var ama özellikle öne çıkan bir hususu altını çizmek istiyorum. Sağlık Bilimleri Fakültesi açılıyor ve ilk kez bu yıl öğrenci evet. alacaksınız. Önümüzdeki dönemin aslında en çok popüler olarak göz önünde bulundurulabilecek mesleklerinden bir tanesi kesinlikle. Sağlık sektörü. Kesinlikle. İşte hepimiz görüyoruz hem Türkiye tüm dünya bu süreçten geçiyor. Bu anlamda oldukça önemli öğrenciler ilgi gösterecektir. Ve tabii ki yine elektrik ve elektronik bölümü açılacak. Evet. Bölümlerinizden de bahsedelim. Biraz da sizin üniversitenizde acaba hangi fakülteler, bölümler var tanıyalım. Buyurunuz. Sezen Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben sözlerime başlarken bugün güzel bir gün. Bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kurbanlarımızın kabul i̇yi olmasını da diliyoruz. Size. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Tercih dönemi başladı. Evet. Bütün öğrencilerimize, gönüllerince, ailelerimize istedikleri bir tercih döneminin yaşanmasını temenni ediyoruz. Tabii biz de üniversite olarak, üniversitenin rektörü olarak üniversitemizi hak ettiği şekilde tanıtmanın ve öğrencilerimizi, ailelerini bilgilendirmenin gayreti içerisindeyiz. Devlet büyük yatırımlarla artık üniversitesi olmayan il kalmadı. Ve bu üniversitelerin hakikaten hak ettiği yerlerde puanlarla tercih edilmesi gerekiyor. Onun için biz de üniversitemizi bu sene ağırlıklı olarak tanıtmaya çalışıyoruz.
Geçen yıl da ben TRT Haber'e konuk olmuştum. Teşekkür ediyorum. O günden bugüne üniversitemizde çok hızlı değişimler yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi sizin vurguladığınız yeni bir fakültemizin, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin açılmış olması elbette çok önemliydi. Burada yeni bir bölümle bu sene başlıyoruz. Acil ve Afet Yönetimi bölümüyle inşallah 40 öğrenciyle bölüme başlıyoruz. Mühendislik Fakültesi'nde... Bu bölümü ilk kez duydum. Evet, Mühendislik Fakültesi'nde elektrik, elektronik çok mühendisliği güzel. Bölümüyle bu sene gene 40 öğrenciyle eğitim öğretime başlıyoruz. Çok güçlü kadroları var her iki bölümünde. Tabii diğer bütün fakültelerimiz ve bölümlerimizin tamamı da aslında güçlü kadrolara sahip. Artık öğrencilerimizin şunu çok iyi bilmesi lazım. Eğitim, öğretim kalitesi, bilgiye ulaşma, kütüphane altyapıları bakımından hemen hemen hiçbir üniversitenin, eski yeni hiçbir üniversitenin birbiriyle çok farkı kalmadı. Çünkü Türkiye bu anlamda çok hızlı yol kat etti ve üniversiteleri çok gelişti. Özellikle YÖK'ün uyguladığı iki temel kriter, artık doluluk oranı %90'ın altında olan bir bölümün açılmasına izin verilmiyor. Ve öğrenci alabilmesi için oradaki öğretim üyesi yeterliliğinin de sağlanmış olması gerekiyor. Yani öğrencimiz kılavuza baktığında Ardahan Üniversitesi'nde açık bölümleri, programları görüyorsa mutlaka burada hoca yeterliliği sağlanmıştır ve doluluk oranları %90'ın üzerindedir. Geçen sene bizim doluluk oranlarımız %90'dı ortalama. Evet. Bu çok önemli üniversitemiz için. Elektrik, elektronik mühendisliği mesela hani orada hoca durumu nedir? Hakikaten profesörlerden oluşan, doktor öğretim üyelerinden oluşan bir kadromuz var. Ve altını çizmek istiyorum. Biz burada bizi tercih eden 40 öğrencinin ilk 20'sine ayda 400 lira öğrenim süresi boyunca burs vereceğiz. Ardahan Üniversitesi'ni kalkındırma vakfını kurduk. Geçen sene, evet bunu konuşmamıştık geçen yıl. Evet. Vakfı kurduk ve bu vakıf artık başarılı öğrencilerimize inşallah bundan sonra burs imkanı sağlayacak. Diğer fakültelerimiz, Güzel Sanatlar Fakültemiz bizim için son derece önemli. Türk müziği ve resim bölümlerine öğrenci alıyoruz. Bu sene ilk mezunlarımızı verdik. Bu çok hayırlı önemliydi. Çok teşekkür çok ediyoruz. Güzel. Edebiyat fakültemiz çok güçlü. Lisansüstü programlarımızın çoğusu edebiyat fakültemizde. Yani öğrencilerimizin lisansı bitirip akademik çalışmalara devam etmesi için bu önemli bir imkan. Lisansüstü programlarımızın sayısı 4 yıl içerisinde 3 katını geçti. Bu tabii hoca kalitesini ve gücünü de gösteren elbette bir önemli parametre aslında. Efendim ilahiyat fakültemiz var. Seneye öğrenci mezun etmeye başlıyoruz. Bu sene 3. sınıflarımız var. Mesela biz bölgenin ihtiyaçlarını ve bulunduğumuz stratejik konumu da dikkate alarak büyümeye çalışıyoruz. Belki Türkiye'de ilk defa Süleyman Bey burada duyacaksınız. Biz İlahiyat Fakültesi'nde Gürcüce ve Rusça'yı seçmeli dil olarak koyduk. Çünkü bölgenin ortak dili büyük. İşte Türkiye Cumhuriyetler, Rusya Federasyonu, komşumuz Gürcistan. Evet, evet. Bizim öğrencilerimizin, mezun öğrencilerimizin artık biz batıya değil doğuya yönelmelerini istiyoruz. Çağdaş Türk lehçeleri bölümlerimiz var. Kazakçayı, Kırgızcayı, Çuvaşçayı, Azeri Türkçesini çocuklarımıza öğretiyoruz. Ki bu coğrafyalarda istihdamları artık çok daha kolay mümkün hale gelebilsin. Dolayısıyla bölge üniversitesi olma, bölgenin yüzünü doğuya dönmüş üniversitesi olmanın gayreti içerisindeyiz. Ardahan Üniversitesi hakikaten bu anlamda son derece önemli bir gayretin ve çabanın içerisinde. Çok güzel. Ayrıca üniversitelerin asıl misyonlarından bir tanesi bulunduğu şehrin, ilin ve bölgenin üniversite dışındaki kitlelerine hitap etmek, onların eğitimine ve gelişimine katkıda bulunmak. Çok önemli bir projeyi yürütüyoruz. Sürekli eğitim merkezimizle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin temel bilimsel deneyleri, tasarımları, güzel sanat atölyeleri, fizik laboratuvarları, matematik, biyoloji laboratuvarlarını, tasarım atölyelerini kurduk. Ardahan'a bir planetaryum ya da Türkçesiyle gezegen evi kuruyoruz. Gene burada
özellikle üniversite çağına gelmemiş gençlerin bilim ufkunun açık olması, yani uzayı derinlemesine görebilip hissedebilmesi, onlara bir ufuk açabilmesi bizim için son derece önemli. Merkez laboratuvarımız artık şehrin hizmetinde. Gene sürekli eğitim merkezi içerisinde biz proje geliştirme ve koordinasyon ofisini kurduk. Her iki merkezde de, yani hem merkezi laboratuvarımızda hem proje geliştirme koordinasyon ofisimizde sürekli uzmanlar tutuyoruz. Ve şehirden işte farklı kamu kurumlarına ya da Avrupa Birliği'ne projeler yapabilmek için bu uzmanlarımız üreticilerimize, esnafımıza proje desteğinde, ücretsiz proje desteğinde bulunuyoruz. Mesleki eğitimler yapıyoruz, dil eğitimleri yapıyoruz. Biz sınır coğrafyasındayız. Onun için böyle çok yönlü bir üniversite olmanın gayreti içindeyiz Sezen Hanım. Evet, gerçekten öğrenciler oldukça, hem sizin üniversitenizde, sizin de Ardahan Üniversitesi'nde, her iki üniversitede öğrenciler oldukça şanslı. Sadece akademik eğitim değil, onun üzerine öğrenciler akademik eğitimlerinin yanı sıra üzerlerine katacak artı değerlere de sahip olarak mezun olacaklar. Kesinlikle. Gördüğümüz, anladığımız kadarıyla. Evet. Yeniden döneceğim efendim size. Eğitimci Özer Sayın Süleyman Belediyeoğlu'na dönmek istiyorum. Tercih dönemi, öğrencilerin çok fazla sorusu geliyor ama şöyle bir soru öne çıkıyor. ÖSYM tercih formlarını nasıl değerlendiriyor Sayın Süleyman Belediyeoğlu? Bunun tercih listesi oluştururken elbette bir önemi var ama bunun nasıl altını çizeriz, neler söylersiniz? Sezer, çok teşekkür ederim. Çok detay ve harika bir soru sordunuz. Bu ne biliyor musunuz? Aslında ÖSYM'nin tercih kılavuzlarını, tercih formlarını okuma sistemi tercihin belirleyici unsurudur. Evet. Onunla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Buyurun. Değerli hocam, yani Kıbrıs'taki üniversitelerin öğrenciler denkliği var mı diye çok sorar. Ben buradan bütün öğrencilere, onların bonus hocası olarak, YÖK'ün kılavuzunda adı olan bölümleri yazılı olan üniversitelerin denkliğini kimseye sorup hiç vakit kaybetmeyin. Denktir o. Kılavuzda yazıyor. Değil mi Mehmet hocam? Evet, onu kesinlikle soruyorlar. Ceyda hocam. Evet. Tabii Ardahan Üniversitesi'ni ben geçen sene de söyledim. Yani mükemmel bir coğrafya üzerinde, gerçekten ilgiyle dinledik. Şimdi bu şeye gelince çocuklar şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün. Birinci tercihi okumadan okuyor. Yerleşti mi çocuk birinci tercihe? Alttakilerin hiçbirini okumuyor. Şimdi bakın değerli aileler, lütfen dikkat edin. ÖSYM kılavuzunun 5. sayfasında çok net bir bilgi var. Orada bu kılavuzu hazırlanırken, ki YÖK tarafından hazırlanıyor aslında bu, diyor ki öğrencilere, bir örnek vermiş. Yaptığınız tercihler gerçekten istek sıranıza göre mi? Bundan emin misiniz? Örneğin demiş, böyle çok enteresan bir örnek vermiş. 5. tercihinizi kazanmış olsaydınız, 6. tercihimi kaçırdım diye yakınmayacağınızdan emin misiniz? Çünkü sistem orada birinciyi okuyor. Tuttu mu? Aşağıya bakmıyor. Ama tutmadı değil mi? 2'ye bakıyor. Tutmadı 3'e bakıyor. Tutmadı 4'e bakıyor. 4 tuttu mu? Hayırlı olsun diyor ona. Bir düşük puanlıya geçiyor. Aslında orada zincirleme bir bağlantı var. Öğrencilerimizin buna dikkat etmesi ve istek sıralarına göre yapmalarında fayda var. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir husustu. Söylediğiniz, anlattıklarınız oldukça önemli. O zaman hemen şunun da akabinde sormak isterim. Şimdi bu konuda da kafa karışıklığı var. Aslında biz bunu daha önceki programlarımızda söylemiştik, iletmiştik sevgili öğrencilere, velilere, bu konuyla ilgili merak eden kişilere. Öğretmenlik formasyonunun kaldırıldığını düşünen kişiler var. Bu konuda da yine sorular var hocam. Çoğu öğrenci bu bölümü yazmaktan da kaçınıyor. Ne söylersiniz? Şimdi öğretmenlik formasyonu kalkmadı. Sadece yüksek lisans düzeyine çıkartılıp daha kaliteli hale getirildi ama işte Ceyda hocam demin konuşurken yayından önce, ya bu haber mantığı bir şeyi biraz farklı verebiliyor diyordu ki ben çok katıldığım bir yorum. Bunu basın kaldırıldı diye verdiği için dikkat etsinler. Edebiyat, tarih, coğrafya, fizik, kimya bölümleri inanılmaz derecede düşebilir. Düşer demiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. O bilemeyiz önceden. Ama düşebilir.
300 bininci misiniz? Gidin 50 bindeki edebiyatı, fiziği, kimyayı, biyolojiyi yazın ve bekleyin. Gelme ihtimali var. Böyle bir sonuç doğurabilirsin. Evet, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ceyda Hanım, yeniden size dönmek istiyorum. Şimdi İngiltere'nin en eski ikinci sanat ve tasarım okuluyla işbirliğiniz var. Manchester School of Art'la bir işbirliği anlaşmanız var ve çift diploma fırsatı sunuyorsunuz öğrencilere. Bence bu oldukça önemli. Evet. Birleşik Krallık'ta İngiliz üniversitelerinin içindeki en iyi 10 sıralamasının içinde bulunuyor Manchester School of Art. Evet. Bu işbirliğinden bahsedelim. Öğrencilere tabii artı değer kazandıracak bir işbirliği bu. Bu bizim de çok gurur duyduğumuz bir adımlardan bir tanesi. Bu işbirliğiyle yapılan anlaşmayla öğrencilerimiz 3 yılını Arukat Üniversitesi'nde okuduktan sonra tercihen son 1 yıllarını İngiltere'de mevzu bahis olan okul olan bu güçlü ve köklü okul olan Manchester School of Arts'ta bir yıllarını okuyarak son yıllarını hatta diploma törenleri içinde yine o okulun diploma törenine katılarak çok güzel. Çift diplomayla mezun olabiliyorlar. Bu bizim için de çok onur verici bir durum. Öğrencilerimiz adına da söyleyebiliriz bunu. Öğrencilerimiz için de yine hayata 1-0 önde başlayabilecekleri bir durum yaratıyor. Bunu kabul etmek lazım. Çok güzel. Peki evet, bu arada bir soru gelmiş. Evet. Mehmet Hoca'ya izninizle dönmek istiyorum Ceyda Hanım. Derler ki öğrenci, şehirde barınma ve ulaşım imkanları konusunda bir plan var mı? Elbette tabii ki kampüs hayatında için içine. Teşekkür ediyoruz öğrencimize. Aslında benim fırsat olduğunda ikinci konuşmamın ikinci bölümünde bunlara değinecektim. Ardahan ulaşım yönünden Türkiye'nin aslında en kolay illerinden bir tanesi. Yani bizim bunun altını çizmemiz gerekiyor. Ve konaklama açısından da evet, Türkiye'de yurt sorunu olmayan illerinden bir tanesi. Hem kız öğrencilerimiz için hem erkek öğrencilerimiz için. Uçakla Kars'tan ki 80 kilometrelik bir mesafe, yani bir saat içerisinde, en geç bir saat içerisinde Ardahan'dan havaalanında olabiliyorsunuz. Bu büyük şehirlerde biz daha kolay ulaşıyoruz büyük şehirlere göre. Hakeza yurt bakımından da dediğim gibi bir şeyimiz yok, bir sıkıntımız yok. Bunlar tabii ailelerin özellikle tercih noktasında öğrencilerinin nerede kalacakları sorusuna bir cevap vermeleri açısından önemli. Böyle bir sorunumuz yok. Ulaşım çok rahat ve kolay. İkinci alternatifimiz ulaşımda Erzurum. Orası da 200 kilometre, yani 2,5 saatte uçağa ulaşabiliyorsunuz. Ama otobüs ulaşımları zaten 7 gün 24 saat bütün şehirlerde olduğu gibi bizde de var. Yani ulaşım sorunumuz yok. Çok güzel. Sanıyorum öğrencimize cevabı almıştır. Tekrar öğrencimize de teşekkür ediyorum. Sayın Biber, size de teşekkür ediyorum. Ceyda Hanım, artık son dakikalara girdik, programımızı kapatacağız. O son söz hakkında size vermek isterim. Burs imkanlarınız, ÖSYM'nin %100'e varan burs imkanları var. ÖSYM bursları, ama başka yine burs sağladığınız fonlar, burs imkanları var mı öğrencilere? Evet, var. Bu da çok önemli bir konu. ÖSYM'nin %100'e varan burslarının yanında tercih bursumuz var. Buna ÖSYM'nin bursuna ek olarak da %40 tercih bursumuz var. Bu ne demek? Öğrenciler ilk 5 tercihinde eğer Arukat Üniversitesi'ni tercih etmişse bu durumda artı %40 öğrenim bursu daha alabilmektedirler. Bununla birlikte bir de akademik başarı bursumuz var. Not ortalamalarını 3,5 ve 4'e çıkardıkları noktada yine her yıl eğitim sezonu başında ya ilgili birime bunu bildirdiklerinde, taleplerini bildirdiklerinde. Ceyda Hocam. Tabii buyurun. Özür dilerim. Şimdi yanlış anlaşılır diye sormak durumunda kaldım. Burslar üst üste mi biniyor? Yani ÖSYM bursunun üstüne siz %40 verirseniz mesela 50'ye %90 oluyor. Öyle yanlış anlamasınlar diye söylüyorum. Böyle anlayabilirsiniz hocam. Süper. Öğrencilerimiz de böyle anlasın. Şey üzerine artı %40 bursta elde edebiliyorlar bu şekilde. Çok tercih güzel bursuyla. Amaç zaten burslarını olabildiğince yükselterek onları motive etmek ve bu bursların yükselmesini kendilerinin sağlamış olması tabii ki çok daha onlar için olumlu bir durum. Bununla birlikte bu kadarla da kalmıyor. Öğrencilerimiz arasında
Asistan öğrenci dediğimiz bir asistanlık sistemi var. Öğrenci asistanlığı sistemi. Okulda hem öğrenci olarak devam ederken hem de bir stajyer asistanlık, araştırma görevlinin stajyerliği gibi düşünebilirsiniz. Bunu da icra ederek ayrıca bir eğitim bursu alma imkanları da var okulumuzdan. Çok güzel. Efendim çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Sayın Ceyda Alparslan Kuzu. Ben teşekkür sağ olun ederim. Sağ efendim. Ben teşekkür ederim. Ve Sayın Profesör Doktor Mehmet Karahan. Teşekkür Karahan ederiz. Çok sağ olun. Rektörü. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eğitimci yazar, öğrencilerin sevgilisi, bonus hocası Sayın Süleyman Belediyeoğlu efendim. Sağ çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür sağ olunuz. Gerçekten öğrencilerin merak ettikleri, en çok duymak istedikleri sorularda çok net cevaplar veriyorsunuz. Birinci sorunuz harikaydı. Tebrik ederim. Sağ olunuz hocam. Sayenizde çok teşekkür ediyorum. Efendim yarın yine bu ekranda olacağız. Kıymetli konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. 14.25'te TRT Haber ekranında olun efendim. Eğitim editörünü bugünlük noktalıyoruz. Hoşçakalın.